Merhaba sevgili gençler. Şimdiki dersimizde ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sormuş olduğu kimyasal tepkimelerde hız ünitesi ile ilgili çıkmış soruları inceleyeceğiz. İlk sorumuz geçen yıl yani 2019 AYT'de çıkmış bir hız sorusu. Birlikte bakalım. Böyle bir tepkime başladıktan 150 saniye 0,0030 mol bölü litre oksijen oluşturmakta. Buna göre N2O'nun ortalama tükenme hızı kaç mol bölü litre çarpı saniyedir? Tepkimeyi isterseniz şöyle kenara bir daha yazalım. Artı oksijen gaz. Şimdi bu tarz sorularda şimdi oksijen gazının molaritesini şöyle alta 0,0030 mol bölü litre şeklinde yazalım. Bize sordu ki diazot monoksitin hızı. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Oksijenin katsayısı buyken aldığı derişim 0,0030'da dikkat edin. Katsayı iki katına çıktığında derişim de iki katına çıkmalı. Yani 0,0060 mol bölü litre demelisiniz. Size bu N2O'nun tükenme hızını mol bölü litre bölü saniye olarak soruyor. Yani bizim burada bulduğumuz değişimi bir de zamanı saniye cinsinden böl diyor. Sevgili gençler böldüğümüzde bunun sonucunu 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre çarpı saniye olduğunu görürüz. Cevabımız C seçeneği. Yani katsayılara göre değişimi oranladık. Daha sonra zamana saniye cinsinden bölmüş olduk. Bir diğer soru. 2014 yılında çıkmış. Aşağıda bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Bu tepkimeyle ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz burada iki tane eşik enerjisi değeri var ve iki tane kompleks olduğuna göre bu mekanizmalı gerçekleşen iki basamaklı bir tepkime. Yani tek basamaklı gerçekleşmesi mümkün değil. Tepkimenin endotermik ya da egzotermik olan durumu girenler ve ürünlerin enerjisine bakılarak hesaplanır. Dikkat ettiğinizde ürünlerin enerjisi daha küçük olduğuna göre ürün küçük, giren olduğundan dolayı delta H negatif çıkacak. Dolayısıyla bu tepkimenin egzotermik olduğunu gösterir. İki aktifleşmiş kompleks üzerinden ilerler. Sevgili arkadaşlar, iki basamaklı tepkime olduğu için iki aktifleşmiş kompleks üzerinden ilerleyecektir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Yine böyle bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği gördüğümüz şekilde buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? İleri yöndeki tepkimenin aktifleşme enerjisi öncelikle şeyi hatırlatalım. Sevgili gençler bu benim potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğim olsun. Böyle bir tepkimede tabii ki burası girenler kısmı, burası ürünlerin enerjisiyle. Girenlerden komplekse kadar olan mesafe E, A ileri yani ileri yöndeki aktifleşme enerjisi. Burası da E, A geri yani geri aktifleşme enerjisi demekti. Biz ileri yöndeki tepkimeyi sorduğuna göre şu aradaki farkı yani mesafeye bakacağız. 98'dir. Doğru söylemiş. İleri yöndeki tepkime için delta H diyorsa E, A ileri eksi E, A geri demeliyiz. E, A ileri 98 eksi E, A geri 22 çıkarttığımızda sonucun artı 76 kilojül olduğunu söyleriz. Bu ifade de doğru. Geri yöndeki tepkimenin delta H'ını hesaplarsak burada da gençler E, A geri eksi E, A ileri demeliyiz. Bu yazdığım şeyde geri yöndeki tepkime delta H'ı. Yani ileri yöndeki delta H'ı soruyorsa E A ileri eksi E A geri. Geri yöndeki tepkime delta H'ını soruyorsa geri eksi ileri diyeceğiz. Ve buradan işlem yaptığımızda 22 eksi 98 yani sonucun negatif eksi 76 olduğunu görürüz. Delta H'ın negatif olması demek bunun egzotermik olduğunu gösterir. Dolayısıyla üçüncü ifade hariç birinci ve ikinci öncülün
doğru olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat edin, ileri aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse o tepkime o kadar yavaş gerçekleşir. Belirli bir sıcaklıkta bize verilmiş tepkime için deneysel veriler tablodaki gibidir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili gençler, tepkimenin derişimlerini hızla kıyaslayarak o tepkimedeki girenler kaçıncı dereceden onu hesaplayabiliriz. Bunun için arkadaşlar dikkat ederseniz birinci ve üçüncü deneylerde NO'nun derişimi sabit. NO derişimi sabitken klor gazının derişimi iki katına çıkmış. Bu derişim iki katına çıkarken dikkat edin hız dört katına çıkmış. 4, 2'nin kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. O zaman bu tepkimenin hız bağıntısında klor bu tepkimeyi ikinci dereceden etkiliyor diyeceğiz. Bunu bulduk. Devam edelim. Dikkat ederseniz ikinci ve üçüncü deneylerde klor derişimi sabit. Klor sabitken NO'nun derişimi iki katına çıkmış. Bu da iki katına çıkmış. Dikkat ederseniz derişim iki katına çıkarken hız da iki katına, yani 2 üzeri 1 katına çıkmış. O zaman diyoruz ki bu tepkimenin hız bağıntısında NO'nun derecesi 1 olmalı. O zaman hız bağıntımız bu şekilde. Yani A şıkkının bakıyorum yanlış olduğunu söyleyebilirim. Tepkimenin toplam derecesi dediğinde üzerindeki kat sayıların toplamı, yani 2 artı 1'den 3 olmalı. Bunu da eleyebiliriz. NO'ya göre tepkime derecesi 0 değil, 1'dir. Bunu da eledik. İsterseniz öncelikle hız sabiti K'nın değerini bulalım. K'nın değerini bulmak için herhangi bir deneyin derişimleri ve hızını yerine koyarak K'yı çekebiliriz. İsterseniz ilk deneyi alalım. İlk deneyde hız 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazalım yerine. K çarpı klor 0.15. Bunun karesini aldık. Çarpı NO'nun 0.10 olduğunu söylemiş. Buradan K'yı çekecek olursak 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü burada 0.15'in karesi çarpı 0.1. Buradan arkadaşlar K'yı işlem yapacak olursak 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Birim olarak da sevgili gençler, K'nın birimini bulurken tepkime derecesinden 1 çıkartıp litre bölü molün üzerine yazıyoruz. Çarpı 1 bölü saniye diyoruz. Tepkime derecemiz 3'tü. O zaman litre bölü mol üzeri 3 eksi 1, 2 çarpı 1 bölü saniye diyeceğiz. Yani birim olarak da doğru. E şıkkını bulurken K'yı bulduktan sonra yerine yazacağız yeni denklemde. Klor ve NO'nun derişimlerini birer molar alacağız ve yeni hızı bulacağız. Buradan bu hızın değeri bu verilenden daha farklı bir şey çıkmadı. Yani cevabımız B seçeneği. Şuna dikkat edin. Biz şimdi burada hız bağıntısına verilenleri yerine yazdık ama eğer siz birinci deneyi alacaksınız bütün verilenleri birden almak zorundasınız. 2'yi alacaksınız tamamı 2'deki değerler olmalı ya da 3'ü alacaksınız tamamı 3'ten olmalı. İkinci deneyde bir değer alıp diğerini farklı bir deneyden almak işlemi yanlış yapmanıza sebep olur. O yüzden buna dikkat edin. Devam ediyoruz gençler. 2010 LYS'de çıkmış yine benzer bir soru aslında. Burada yine bir derişimin sabit olup diğerinin değiştiği durumu bulmaya çalışalım. Varsa eğer bakıyoruz. Evet, ikinci ve dördüncü deneylerde X derişimi sabitken Y derişimi iki katına çıkmış. Y'nin derişimi 2 katına çıkarken dikkat ederseniz hız 4 katına çıkmış. 4, 2'nin kaçıncı kuvveti? 2. kuvveti. O zaman hız bağıntısında K çarpı Y2'nin 2. kuvveti diyeceğiz. Peki başka bir deneyde Y'nin sabit olduğu duruma bakalım. Bakıyoruz. Evet, 3. ve 4. deneylerde Y sabitken X derişimi 2 katına çıkmış. Bu 2 katına çıkarken bu kaç katına çıkmış? Bu da 2 katına çıkmış gençler. Yani bunu 10.24 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yazabilirsiniz. Değişim 2 katına çıkarken hız da 2 üzeri 1 katına çıktığı için demek ki hız bağıntısında x 1. dereceden bu tepkimeyi etkiliyor. O zaman hız bağıntımız bu şekilde. Yani o zaman
A şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Y'ye göre tepkime 2'dir. Evet, Y'ye göre tepkime ikinci derecedendir. Tepkimenin derecesi 2 artı 1'den 3'tür. Bu da doğru. Y'ye göre tepkime 1'dir. Çünkü üzerindeki üs 1. Hız sabitinin sayısal değerini bulmak için yine herhangi bir deneyi alıp yerlerine yerleştirdiğinizde, gençler mesela birinci deneyi aldınız. X, Y yerine verilenleri yazdınız burada. Hız yerine bu değeri yazdınız. K'ya çektiğinizde sayısal değerin 2 olduğunu görürsünüz. ...2017 LYS sınavında yine grafikli bir soru gelmiş. Bize X maddesinden Y maddesinin oluşumuyla ilgili tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Bakın X'ten Y'ye dönüşüm. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X O K tepkimesinin entalpi değişimi artı 10. Dikkat edin, X ile başladı, K ile bitti. Delta H hesabı ürün eksi girendir. Ürünlerin enerjisi dikkat edin 30. Girenlerin enerjisi 20. 30 eksi 20'den artı 10 kilojül olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğru. İkinci basamağın aktivasyon enerjisi 45. Gençler ikinci basamak burası. Aktivasyon enerjisi girenlerden komplekse kadar olan kısım. Yani 30 ile 65 arasındaki mesafe 45'tir. Doğrudur. Toplam tepkimenin entalpisi eksi 10. Toplam tepkime denildiği için en başta başlangıç değeriyle bitiş değerine bakacağız. Yine ürün eksi giren yapacağız. Ürünlerin 10, girenlerin enerjisinin şurada 20 ne yazıyordu? 20 yazıyordu. 10 eksi 20'den eksi 10 kilojül olduğunu söyleyebiliriz. Tepkime hızını ikinci basamak belirler. Sevgili gençler, tepkime hızını yavaş adım belirler ve yavaş adım EA'sı büyük olandır. Bunun EA'sı 45'ti. Bunun EA'sı 25 dikkat ederseniz. EA'sı büyük olan yavaş adım. Dolayısıyla ikinci basamak hızı belirler. K maddesi arı üründür. Arkadaşlar bakarsanız K maddesinin tepkimede X'ten K'ya, K'dan Y'ye yani aslında net tepkimede K yok. Dolayısıyla arı üründür. Bize yanlışı soruyor. Bakalım. X'ten K'ya 30 eksi 20, ikinci basamağın aktivasyonu 45, bir sıkıntı yok. Toplam entalpi eksi 10, bu da doğru. Tepkime hızını ikinci basamak yavaş adım belirler. K maddesi arı üründür. K maddesi arı üründür. Arkadaşlar B şıkkında ikinci basamağın aktivasyon enerjisi 45 diyor. Şuradaki çıkarma işlemine dikkat edelim. Burada bir hata yaptım ben. Çıkarma işleminde yanlışlık yaptık. Bu 65'ten 30'a kadar. Yani aradaki fark 65 eksi 30, 35 olmalı. 45 değil. Değil mi? Matematiksel işlemlere dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla en küçük bir dikkatsizlik ya da hata binlerce kişinin önümüze geçmesine sebep olabilir üniversite sınavında. O yüzden dikkat edelim, olur mu? Aktivasyon enerjisi aradaki fark 45 değil 35 olmalıydı. Devam ediyoruz. Şimdi böyle bir tepkimenin potansiyel enerji zaman grafiği iki ayrı durum için verilmiştir. Buna göre tepkimeyle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili gençler böyle bir grafik görüyorsanız dikkat ederseniz birden ikiye geçerken eşik enerjisinin yani aktifleşmiş kompleksin enerjisinin azaldığını görüyorsunuz. Bir şeyin aktifleşme enerjisi değiştiyse oraya kesinlikle ve kesinlikle katalizör eklenmiştir. Çünkü EA'yı yani eşik enerjisini değiştiren tek şey katalizördür diyoruz. Dikkat edin, birden ikiye geçerken eşik enerjisi düşmüş ama girenlerin ve ürünlerin enerjisi değişmez. Dolayısıyla delta H değişmez diyeceğiz. O zaman A şıkkı doğru bir öncül. İkinci durumda katalizör kullanılmış. EA düştüğü için. Her iki durumda da delta H aynıdır. Çünkü giren ve ürünlerin enerjisi değişmez. Delta H ürün eksi giren olduğuna göre delta H sabit.
Her iki durumda tepkime tek basamaklıdır. Gençler bakın tek bir tane kompleks değeri olduğu için tek basamaklı gerçekleşmiş. Her iki durumda da tepkimenin aktivasyon enerjisi aynı değil. Az önce söyledik. Aktivasyon enerjisi ikinci de düşmüş katalizör kullanıldığı için. Her iki durumda da delta H pozitiftir. Zaten ürün eksi giren yaptığınızda ürünler daha yukarıda olduğu için delta H'ın pozitif değeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili son sorumuz 2011 LYS'de çıkmış. Bize X2 ve YZ gazları arasındaki tepkime egzotermik ve mekanizması aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre X2 ve Y2 gazları arasındaki tepkime ile ilgili bu yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi sevgili gençler, net tepkimeyi bulabilmemiz için bu tepkimeyi taraf tarafa toplamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz birinci tepkimede ürünlerde olup ikinci tepkimede girenlerde yazılan bir şey birbirini götürür ki biz buna ara ürün diyoruz. Yani X diye ara üründür. YZ'ler alt alta toplanıyor. X2 var. Yani girenlerde X2 gazı ve iki tane YZ gazı var. Ürünlere geldiğimde Y2 gazı ve iki tane XZ gazı var. Yani net tepkimimiz kontrol edelim. Evet, yazdığımız şekilde o zaman bir de doğru. Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş adımın girenlerine göre yazılır. Yavaş adım burada, o zaman girenler K çarpı YZ çarpı X2 olmalıydı. Burada yanlış yazmış. Yani K çarpı X2 çarpı YZ demeliydi. Bu gitti. Birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi ikincisinden büyüktür. Doğru gençler. Çünkü yavaş adımın EA'sı büyük demiştik. EA artarsa tepkime yavaşlanır. Dolayısıyla bu yavaş basamak olduğuna göre eşik enerjisi 2'den daha büyüktür. O zaman 1, 3 ve 4 doğru seçeneklerimiz. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesi gerçekten önemli bir konu. Lütfen bunlarla ilgili bolca örnek çözmeyi ihmal etmeyin. Yine bolca tekrarlarla daha iyi olacağınızı düşünüyorum hepinizin.